Sayın Çiftçi ile başlayalım Biden ve Putin arasında gerçekleşen çok çarpıcı iddialar çok çarpıcı konuşmalar var özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın sözlerini okuyarak başlayayım ardından tabi hem Kremlin'den hem de Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi bu yönde Amerikan Başkanı Joe Biden. Rus mevkidaşı Putin için artık görevde kalmamalı dedi. Biden'ın sözlerine hemen kalamaz ifadesini kullandı. E, tabii bu kalamaz ifadesi nereye çekmeli, nasıl okumalı tartışmaları da başladı dünya kamuoyunda. Biden'ın sözlerine Moskova'dan da cevap gecikmedi diyebiliriz. Kremlin bu Sayın Biden'a kalmış bir tercih değil. Beyaz Saray ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Rusya'da rejim değişimi istemediğini vurguladı. Biden kürsülerin indikten kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan da aslında açıklama geldi. Şöyle net bir şekilde açıklayalım. Biden Putin için Tanrı aşkına bu adamı iktidarda kalamazdı. Ne demek bu Sayın Çiftçi? Şimdi şöyle öncelikle Amerika ekonomik bir devlet, alıştığı bir tarz var. Trump da öyleydi ya, hakaret eder gibi konuşuyordu. Yalnız Joe Biden burada çok sık hata yapıyor, ülke isimlerini karıştırıyor geçmişte de. Dolayısıyla bu noktada da konuşurken hata yapmış olma ihtimali de var cümlelerde yaştan dolayı. Ama e, agresif davranıyor. Joe Biden'a da uymuyor aslında. Daha beyefendi bir kişiliği var. Yani nezip bir kişiliği var görünüşte. Trump olsa uyardı. Seçim var içeride ve Rusya, Sovyetler Birliği döneminde, SSCB, Amerika devletleri Amerikan halkının zihninde bir Rus düşmanlığı var. Yani bu gitmiş değil. Şimdi Joe Biden bu seçimde, Kasım seçiminde sıkıntılı. Bu nedenle beklentisi şöyle. Acaba bu yaptırımlar sonucu içeride Rusya karışır da bir yeni hükümet gelirse o karışmada ya da işte saray darbeleri olur ya Moskova'da Putin'i bize teslim ederler mi yargılamak için? Çünkü Rusya Ceza Mahkemesi soruşturma başlattı. Almanya'da da benzeri soruşturmalar var. Eğer Rusya bir iç kargaşa olursa Putin'i yargılamak istiyorlar. Yani bu da Kasım'dan önce olursa yeri başkan olur. Yani fakat Amerika'nın bu ekonomik gücü ne e, emir vermeye alıştığı için şu an gücünün de farkında değil. Kalkıyor Rusya aynısını söylüyor. Yani Rusya'da nasıl rejim değiştireceksin? Türkiye'de bile geçmişte Joe Biden, e, Erdoğan'ın değiştirmesi lazım. E, ama sandıkta darbe, darbe yapılması lazım da ama sandıkta dedi değil mi? Hemen arka planına bakalım şeyine, dünya görüşüne bakalım. Ne istiyor? Amerika Birleşik Devletleri sahalara döndü değil mi? Döndü. Neyle döndü? Yani kravatıyla filan Joe Biden gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin her dönemde bir doktrin geliştiriyor. Her başkan kendi döneminde 7 tane doktrin de daha özeldir. Şimdi Amerikalılar çalıştı. Aklı limon gibi sıktılar. Peki dediler Rusya var, Çin var. Biz ne yapacağız bu noktada? Çin ticari olarak geliyor, askeri olarak geliyor. Soğuk savaşta da ee, komünizm, kapitalizmde Amerika'nın tarzı tek başına bir şey yapamıyor Tek kutuplu dünya istiyor ama Çift kutuplu dünyada daha iyi gidiyor Şimdi dünyayı ikiye ayırıyorlar Otokratlar, demokratlar Çin otokrat Rusya otokrat ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan otokrat Çünkü demokrasi platformunda Türkiye'yi davet etmedi Bu çerçevede dilini kullanırken e, Kendi o çevresine bir mesaj verdiğini düşünüyorum ben yani bunlar otokrat iktidarda olmasın. Putin gider yönünü başka yere çıkar. Yani Binge şey de söyleyecek aynısını. Şimdilik böyle nezih nezih gidiyor ya. İki, iki dünyayı ikiye ayırıp bu noktada biz demokrasiyiz. iyi insanlarız. Onlar diktatör. Kötü insanlar. Zihin yapısı bu zaten. Konuşmalarında sürekli bu var. Putin de bir savaş çıkartmış sonuçta. Seçim endeksi konuştuğunu düşünüyorum. Amerika'nın dünyaya döndü derken liderin yani kendisi demokratik ülkelerin lideri görüyor ya bu noktada sert çıkması gerektiğini düşünüyor. Rolün oynadığını düşünüyorum ben bu noktada. Şimdi Rusya'nın konumu belli. Yani Rusya'nın Amerika'nın zaten gücü yetmez öyle bir şey ama Rusya'nın içinde kriptolar olduğunu da görüyoruz. Kendi bir hesaplaşmaları var. Yani desek ki şimdi Joe Biden oraya bir mesaj mı veriyor? Hadi harekete geçin bakayım filan gibisinden. Onu bilemiyoruz. Ama Rusya'da çok ciddi bir kripto mekanizması var. Şimdi bu dünyadaki yapılanmada şöyle birçok ulus devlette o ulus devletin içinde memur ya yani memur derken üst düzey yetkili kendi devleti kendi ülkesinin vatandaşı da olsa uluslararası başka bir istihbarat örgütünün başka bir lobinin emrinde olabiliyor. FETÖ gibi mesela görünürde Türk. Rusya'da bu mümkün mü? Değil mümkün mi? olabilir. Çünkü mümkün son dönem mi? mümkün olma ihtimali var. Çünkü Putin istihbarat başkanına yüklendi. Yani yanlış bir istihbarat almış Putin İlk giderken hemen Kiev'e girecek orada alkışlarla Kiev halkı da kendini bekliyor. Hoş geldin Putin. Ruslar geri birleşti. Böyle bir algı vardı. 8 generali görevden aldı. İstihbarata yükleniyor. İçeriye baktığımızda 300 milyar doları dışarıda kaldı. Yani Avrupa'yla böyle bir savaşa giriyorsun. Bu savaş Ukrayna değil ki. Ukrayna'ya girdiğinde Avrupa'yı Amerika'yı karşına alıyorsun. 300 milyar doları Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da kaldı şeyin Putin'in ABD'de kaldı. Böyle bir şeyde analistleri bunu yanıltmışlar. Böyle bir savaşta Kırım'da yaptırımlar azdı ama bu Ukrayna'nın işgalinde Batı'nın tepkisinin ne olacağını bence yanlış bilgi olduğunu düşünüyorum. Analistlerin yanılmasından ziyade. Dolayısıyla Rusya'nın içinde bir kargaşa bekliyor olabilir Joe Biden. Hadi durmayın falan ne bekliyorsunuz diye. Ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nin de elindeki kaynaklarla veya e, çin, kaynaklar derken işte anladınız FETÖ'yü de içine alacak olursak bunları hareketlendirebilir. Bunun sinyalini de vermiş olabilir mi Sayın Çiftçi? Yani elbette ki şimdi Rusya'da şu an bir hesaplaşma var içeride. Çünkü ne, nasıl bir açıklama gelirse Amerika Birleşik Devletleri kanadından hangi ülke için? Ne hikmetse yani yok o Emre <laughs> ikinci Joe level'da oluyor. O, o Ayşe tatile git gibi bir şey değil. Emre Joe Biden vermez de. <laughs> Orada kriptolar olduğu görülüyor. Ruslar kendi içinde bir hesaplaşmada kriptoların boyutu ne kadar olursa saray darbesi de gider mi gitmez mi? Ama Putin şimdi çok güvenlikli, korumalı. Bir de Rus devlet, Rusların tarihine baktığımızda Stalin'deki Dünya Savaşında e, kendi ordu mensuplarının ve yöneticilerin yüzde yirmisini görevden alıyor. Yani Rus'ta bir panik yaşıyorlar ama kısa sürede geri toparlanacaklar düşünüyorum. O şeyleri biz de mesela. Ee, bizim ordumuzda FETÖ'cü FETÖ'cüler generaller var değil mi? Devletimizde, kurumumuzda kendimize gelemiyorduk. Geleceğim Onlar seninle. temizlendikten sonra Suriye'ye bir operasyon yapabildi Türk ordusu. Ondan önce Kobani'ye niye girmeyin diyorlardı mesela o dönemde hatırlayın. E, giremezdi çünkü darbe olma ihtimali vardı içeride. Dolayısıyla Joe Biden demokratik ülkelere mesaj veriyor. Biz demokrasinin elebaşı benim. <laughs> iyi insanım ben efendim. Bu gördüğünüz insanları öldürüyor. <laughs> Doğru savaş çıkarttı doğru. Bunun artık yaşamaması gerek diyor. Putin gitsin Xi Jinping'e dönecek. O gitsin öbürüne dönecek. Tarz bu. Kavram şey bu. Ee, bir ileriki dönem zaman içerisinde konuşuruz. Amerika bir strateji geliştirmiş. Afrika'da, Asya'da, Avustralya'da, Avrupa'da hangi coğrafyada ne yapacağının kararını vermiş. Yani sadece bu Rusya Ukrayna bak Balkanlarda şimdi özel Balkan gücünü kurdu gitti. E, 10 Mart'ta ve özel kuvvetleri yerleşir. Dolayısıyla Amerika'nın şimdi Joe Biden'ın e, elindeki ajandayı biz bilirsek 3 aşağı 5 yukarı neler olabileceğini görür. Ajanda da belli. Ben anlatabilirim yani net bir şekilde ilerleyen dönemde. Bir sonraki turda tamam. aynı başlık üzerinden devam edelim.